Oynadığımız her oyun bizi farklı hikayelere, farklı evrenlere götürüyor. Bu hikayelerin içerisinde öyle sahneler var ki bizde yarattığı şok etkisini yıllar geçse de unutamıyoruz. Ben Baturan, sizler için bu videoda oyuncularda şok etkisi yaratan 10 oyun sahnesini sıraladım. Listeye geçmeden önce eğer videoları beğeniyorsanız kanalın bildirimlerini açmanız, videolara yorum veya beğeni bırakmanız beni çok mutlu eder. Çünkü küçük kanallar için her beğeni, her yorum algoritmada biraz daha öne çıkmak demek. Şimdiden teşekkürler. Final Fantasy 7'nin en sevilen karakterlerinden Aerith'in ani ölümü, oyunu oynayan herkesi şok eden bir sahneydi. Oyun dünyasının en karizmatik kötülerinden biri olan Sephiroth bu sahnede hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkıp oyunun en sevilen karakterlerinden Aerith'i öldürüyor. Ama bu sahnenin aslında şöyle bir önemi var. Sephiroth öyle bir karakter ki kötü olmasına rağmen birçok oyuncu tarafından çok seviliyor. Aerith'in ölümü şüphesiz Final Fantasy oyuncularına Sephiroth'tan nefret etmek için bir sebep verecekti. Sahnenin bu kadar vurucu şekilde kurgulanmasının sebebi de muhtemelen buydu. Call of Duty Modern Warfare 2'de can havliyle de olsa bu helikoptere yetişebilmek o an hepimizin içine su serpmişti. Bölüm boyunca oyunun baş kötüsü Makarov'la ilgili belgeler toplamıştık. Bol bol aksiyon ve çatışmanın üzerine yaralanarak döndüğümüz helikopterde ise bizi komutanımız Shepard bekliyordu. Elimizdeki belgeleri Shepard'a verdiğimizde ise hepimizi şok eden o sahne yaşandı. Bioshock ve meşhur Would You Kindly repliği. Oyun boyunca bizi yönlendiren Atlas'ın çokça kullandığı Would You Kindly aslında kibar bir rica kalıbı. Ama oyunun meşhur sualtı şehri Rapture'ın mimarı Andrew Ryan'ı öldüreceğimiz sahnede bu repliğin arkasındaki sırrı şok edici bir şekilde öğreniyoruz. Oyunun başında bizim bu şehre düşmemizi sağlayan uçak kazası ve hatıralarımızdaki birçok şey aslında birer kurgudan ibaret. Oyun boyunca Atlas'ın bize görevlerimizi verirken kullandığı Would You Kindly repliği ise tıpkı bir köpeğe verilen otur komutu gibi karakterimiz Jack'in kafasına kodlanmış bir replik. Yani oyundaki karakterimiz Jack, Would You Kindly repliğini duyduğunda aldığı tüm komutları kontrolsüzce yapıyordu. Bu durum aslında oyunu oynayan oyuncuların bulunduğu konuma da ufak bir gönderme sayılır. Sonuçta bizler de oyunlarda ne kadar seçme şansımız olursa olsun bize verilen görevleri yapmak zorundayız. Yani karakterimiz Jack'in aslında Pavlov'un köpeğinden hiçbir farkı yok. Bunu ise Andrew Ryan'ın bize sırayla komutlar vermesiyle öğreniyoruz. Andrew Ryan'ın belki Jack uyanıp komutu dinlemez umuduyla beni öldür komutu vermesi bu sahneyi daha vurucu yapan bir detay tabii ki. Viktor Reznov ilk olarak Call of Duty 5 World at War'dan tanıdığımız bir savaş kahramanı. Fakat Black Ops'ta gördüğümüz kadarıyla kirli işler peşindeki bazı komutanlar tarafından Reznov tutsak edildi ve Vorkuta adlı bu çalışma kampına gönderildi. Oyunda Viktor Reznov bizimle beraber Vorkuta'da bir isyan başlatıyor. Bu isyanın sonunda ise kamptan kaçıyor ve yollarımız bu kaçış esnasında ayrılıyor. Oyunun ilerleyen kısımlarında tekrar yollarımızın kesiştiği Reznov, bizimle beraber oyunun kötüleri Steiner, Kravchenko ve Dragovic'e karşı mücadele ediyor. Hatta Steiner'i bizzat kendisi öldürüyor. Tüm bunlar, bizim yani ana karakterimiz Mason'ın oyun boyunca bir sorguda anlattığı hikayenin ürünü. Gerçeği ise bizi sorgulayan Hudson anlatıyor. Aslında Viktor Reznov, Vorkuta'dan hiçbir zaman kaçamadı. Vorkuta sahnesinden sonra Viktor Reznov'u gördüğümüz her anda aslında Fight Club'daki Tyler Durden gibi hayali bir karakter vardı karşımızda. Tüm yaşananlar beyni yıkanmış durumda olan Mason'ın sanrılarından ibaret. Steiner'i öldürense Reznov değil aslında Mason'dı. Hatta eski silah arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla Reznov'u gördüğümüz bazı zamanlar karakterimiz kafayı yiyip Rusça konuşmaya başlıyordu. Hikayesiyle birçok oyuncuya duygusal anlar yaşatan To The Moon şok etkisi yaratan birçok sahne barındırıyor. Toplamda 4 saat süren To The Moon hikayesiyle IMDb'nin en iyi 250 filminin çoğuna taş çıkartacak bir oyun. Oyunda ölüm döşeğindeki insanların beynine girerek onların son isteklerini yerine getirip mutlu bir şekilde ölmelerini sağlayan iki tane doktoru canlandırıyoruz. Son isteği Ay'a gitmek olan bir amcanın kafasının içinde geçen bu oyunda amcanın yaşlılığından çocukluğuna kadar inerek onun neden Ay'a gitmek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Hem anlaşılmaz sorunlarla dolu bir evlilik hem de travmatik çocukluk sahneleriyle örülen bu hikaye özellikle son bir saatinde duygusal oyunculara zor anlar yaşatabilir. Red Dead Redemption'ın sonunda oldukça vurucu bir ihanet sahnesi yer alıyordu. Karakterimiz John Marston uzunca süren haydutluk serüveninin ardından hayatının geri kalanını huzur içinde geçirmek için Edgar Ross adlı bu şerefsizle bir anlaşma yapmıştı. Ailesi ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Marston'ın huzuru anlaşmayı bozan Edgar Ross ve adamları tarafından bozuldu. Red Dead Redemption'ın kahramanı John Marston bu sahnede ailesi ve çocuklarını güvence altına aldıktan sonra asla kazanamayacağı son çatışmasına girdi ve ölümüyle oyuncularda büyük bir şok etkisi yarattı. Portal'da bizi oyun boyunca yönlendiren robotik ses GLaDOS, oyunun bir bölümünde üzerinde bir kalp işareti olan bir küpü yanan bir fırına atmamızı istiyor. GLaDOS'un özellikle küp seni öldüremez, seninle konuşamaz ve seni bıçaklayamaz. Bu tip halüsinasyonlar görmen oldukça normal diyerek uyardığı bu küpü fırına attıktan sonra Steam'de kardeş katili başarımı kazanıyoruz. Oyunun sonunda GLaDOS'un bizi de yanan bir fırının içine
atma girişiminin ardından içerisinde bulunduğumuz yerin insanları ölüme gönderen bir laboratuvar olduğunu anlıyoruz. Ve muhtemelen üzerinde kalp olan bu küpün içerisinde ise tıpkı bizim gibi başka bir denek vardı. Savaş tanrısı Kratos ve oğlu Atreus 2018 yılında yayımlanan God of War'da bir yolculuğa çıktılar. Bu yolculukta Atreus'un ölen annesinin küllerini dünyanın en yüksek noktasına taşıyıp oradan aşağıya bırakacaklardı. Beraber birçok badire atlattıkları bu yolculukta Atreus'la Kratos'un baba oğul ilişkisine şahitlik ediyorduk. Annesinin küllerini Kratos'la birlikte savurduktan sonra Atreus'un gerçek kimliğini de öğrenmiş olduk. Atreus aslında İskandinav mitolojisinin kötülük ve kurnazlık tanrısı olan Loki'ydi. Nier Automata'nın döngüler içeren hikayesi başlı başına oyuncuları şaşırtan bir hikaye. Fakat oyunun dünyası ile ilgili gerçekten çok rahatsız edici bir detay var. Oyun boyunca kesip doğradığımız bu sevimli robotlar bizimle dövüşürken "Hayır, lütfen yapma" gibi cümleler kuruyor. Fakat sonradan öğreniyoruz ki bu robotlar konuşmayı insanları taklit etme yoluyla öğrenmişler. Yani bu sevimli görünen robotlar oyun boyunca yok olan türümüzün yardım çığlıklarını taklit ediyor. Ve listenin ilk sırasında en sevdiğim shooter oyunlarından biri olan BioShock Infinite var. Oyunun öyle karmaşık, öyle zeki yazılmış bir sonu var ki size oynamadan anlatmam gerçekten mümkün değil. Eğer zaman yolculuğu ve paralel evrenler içeren hikayelerden hoşlanıyorsanız BioShock Infinite'e muhtemelen bayılarak oynayacaksınız. Oyunun birkaç katmandan oluşan olay örgüsü belki de son 2-3 dakikasında öyle güzel bağlanıyor ki akan credits ekranını dona kalmış bir şekilde izliyorsunuz. Dediğim gibi BioShock Infinite'in sonunu sizlere burada anlatmam mümkün değil. Eğer anlatabilecek olsam da oynamayanlar oynasın diye inanın anlatmazdım. O yüzden bu listenin son sırası da BioShock Infinite oynamayanlar için ufak bir oyun tavsiyesi olsun. Böylece listemizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.